Arkadaşlar nasılsınız? Hayırlı olsun. Nasılsınız? Gerçekten bizim de çok memnun olduğumuz bir tablo. Hemen her yerden, her ilçeden benzer haberler geliyor. Sandık başları fevkalade dolu. Vatandaşlarımız günün ilk saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya geldiler ve devam ediyorlar. Zaten Türkiye demokrasisi bedeli en ağır ödenmiş demokrasilerden birisidir ve halkımız da her zaman demokrasiye, sandığa, milli iradeye sahip çıkıyor. Dünyanın en gelişmiş demokrasileri olduğunu zannettiğimiz ülkelerle kıyaslandığında onların böyle %50'ler seviyesinde bir katılım olduğu zaman büyük başarı gördüklerini biliyoruz. Ama öyle görünüyor ki bu seçim belki %90'ları aşacak bir katılım olacak. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bizim hep söylediğimiz şey şudur. Demokraside bir tane hakem, bir tane hakim var. O da milletin kendisidir. Millet bütün konuşulanları dinler, kararını sandıkta verir. İnşallah önümüzdeki yüzyılı etkileyecek olan bu büyük seçim, 2023'ün 14 Mayıs seçimi öyle görünüyor ki Türkiye demokrasi tarihine de altın harflerle geçecek olan bir seçim olacak. İnşallah gün boyu bu oy verme işlemleri böyle dediğiniz gibi bir panayır gibi, bir eğlence gibi böyle büyük bir coşkuyla insanlar, çoluk çocuk, dede, nine, herkes sandık başına gelmiş. İnşallah oy verme işlemi Türkiye'nin her yerinde gayet güzel bir şekilde devam eder. Oyların sayılması sürecinde de zaten her sandığın başında partilerin sorumluları var, yetkilileri var. Binalarda sorumlular var. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'nun görevlendirdiği kişiler de bu süreçlerde görevlerinin başında. Ümit ederiz ki bir tek vatandaşımızın bile oyu zayi olmadan sandıklardaki sonuçlar alınır ve en kısa süre içerisinde de seçimlerin sonucu ilan edilir. Biz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Türkiye için bu tarihi dönüm noktası inşallah büyük adımlarla, güçlü adımlarla ilerleyeceğimiz bir seçim olacak. Şimdiden sonuçları bütün ülkemize, halkımıza hayırlı olsun.